Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik alanındasınız. Gençler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Çünkü uzun bir yolculuğun başlangıcındayız. 0-20 net arası yapan arkadaşlarımın takip edeceği kampın ilk videosunu çekeceğiz sevgili gençler. Konumuz temel kavramlar biliyorsunuz. Bu derslerin PDF'lerini videonun altında paylaştım. PDF'i sevgili gençler kitap halinde, renkli biçimde, spiralli biçimde uygun fiyata almak istiyorsanız da biliyorsunuz ki vivakitap.net'te arkadaşlarım bu kitabı temin edebiliyorsunuz çok uygun bir fiyata da. Şimdi arkadaşlarım konumuza başlayacağız. Bu bizim ilk videomuz. Umarım bir aksilik oluşmaz. Umarım tüm kampımızı sapasağlam biçimde atlatırız arkadaşlar. Ve bu kamp bittiğinde 0-20 net arası yapan arkadaşlarım kendilerini 15-30 arasında bulacaklardır inşallah diyelim ve dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Tamamı el yazımdan oluşan PDF'lerle sevgili arkadaşlar gayet de okunaklı görünüyor. Başlayalım konumuza. Şimdi biliyorsunuz matematikte olmazsa olmaz temel kavramlar. Bu konu ne zaman bitti desem karşına farklı farklı şekillerde çıkabilir haberin olsun. Tabii biz matematiği daha temelinden alacağız. Yani böyle bildiğimiz 0-20 net arası olan arkadaşlarımı biraz daha yüksek seviyelere taşıyabilmek için olan bir kamptır. Haberiniz olsun. Öyle çok zor sorular, öyle aman aman terletecek sorular bulmayacaksınız arkadaşlar. Şimdiden haberiniz olsun. Matematiği öğreneceksiniz ama öyle söyleyebilirim. Şimdi rakam dediğimiz olay sevgili gençler. İlk rakamımız biliyorsunuz ki en küçük rakam 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Toplam kaç tane rakamımız var diye sorulduğu zaman 10 tane rakamımız olduğunu bileceksiniz. Bu bir. Doğal sayılar kümesi ise tabi bunların bir de gösterimi var. Doğal sayıları biz neyle gösteriyoruz arkadaşlar? N sembolüyle gösteriyoruz. Doğal sayılar kümesi de nereden başlayacaktır? Doğal sayılar eşittir diyelim. Şöyle kalemimizi de bir tık kalınlaştıralım. Doğal sayılar kümesi sıfırdan başlar. 1, 2 hocam rakamlar gibi mi bu da? Hani 3, 4 diye gidiyor. Hayır arkadaşlar bunun sonu yok. Birer birer artırarak sonsuz tane doğal sayı olduğunu söyleyebiliriz. Peki tam sayılar kümesi? Tam sayılar kümesini z ile göstereceğiz arkadaşlar. Ve tam sayılar kümesi olan z'nin elemanları ise şunlar. Eksi sonsuzdan bu tarafa gelecek. Tabii buradakilerin doğal sayıların negatifleri de olacak. Yani eksi 3, eksi 2, eksi 1. Eksi 1'den bir büyüğü 0. Daha sonrasında 1, 2, 3. Şuradan sonrası doğal sayılar. 1, 2, 3 diye devam edecek. Kaç tane? Yine sonsuz tane. Burada gösterim olarak şunları yapabiliriz. Mesela pozitif doğal sayıları z artı ile gösteririz. Ve bunu sevgili gençler nedir pozitif doğal sayılar? Şurada işaretlediklerim bakın. 1'den itibaren sonsuza kadar olanlar. Yani şu kalemimizi de kalınlaştıralım. Pozitif doğal sayılar dediklerimiz 1, 2, 3, nokta 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 sonsuza kadar giden kümedir. Negatif tam sayılar. Negatif tam sayılar da eksi sonsuzdan gelir. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 yapar ve kalır. Burada dikkat etmeniz gereken şey, şurası hani negatif demiştik. Tek açıkta kalan elemanımız neresi oldu arkadaşlar? Tabii ki buradaki sıfır oldu. Sıfır açıkta. Peki işareti ne? Nötr demiyorsunuz arkadaşlar. Sıfırın işareti yoktur diyorsunuz. İşaretsiz bir sayı. Sıfır dediğimiz sayı. Şimdi z kümesini oluşturmak istersek, hani küme birleşimleri olarak. Pozitif doğal sayılar, birleşim. Negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar. Negatif tam sayılar, birleşim. Tabii bir de küme içerisinde sıfırı göstermemiz gerekir. İşte tam sayılar kümesinde bu şekilde oluşturabiliriz sevgili arkadaşlarım. Sen de bunların notunu PDF'in üzerine alırsan beni mutlu etmiş olursun. Rasyonel sayılar kümesi. Bunun da bir sembolü var tabii ki. Bunu Q ile gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi rasyonel sayılar kümesi için de önce kesiri tanımlamamız lazım. B sıfırdan farklı olmak üzere. A ve B eleman tam sayı diyeceğiz. A ile B tam sayı. B de sıfırdan farklıysa. Ben A bölü B biçiminde yazabildiğim sayılara bir rasyonel sayıdır diyorum. Bu bir. Arkadaşlar, rasyonel sayılar kümesi de yani pardon özür diliyorum. Bu bir rasyonel sayı dedik ama ondan önce şunu söyleyelim. Biz kesiri tanımladık önce. Biz buna kesir dedik. Kesirler ile tam sayıların
birleşimi olan kümeye biz ne diyoruz? Rasyonel sayılar diyoruz. Şimdi bir diğer deyişle bunu şöyle aklında tutabiliriz. Sayı doğrusu üzerinde yerlerini net, kesin olarak gösterebildiğin sayılara rasyonel sayılar diyeceksin. Şimdi tabii bir de gösteremediklerimiz var ama ona birazdan geçeceğiz irrasyonel sayılarda. Ne demek? Şimdi mesela kesir diyoruz ya. 3 bölü 2. Bu bir rasyonel sayıdır. Veya eksi 3 bölü 2. Veya 3 bölü eksi 2. Hatta sen bunu şu şekilde de yazabilirsin. Eksi 3 bölü 2 diye de yazabilirsin. 1 bölü 7. 2 bölü 1. Ki biliyorsun ki bu 2 bölü 1 dediğim sayı 2'nin ta kendisidir. Veya 0. Bunların hepsi de rasyonel sayıdır. Çünkü ben bunların hepsini de kesirli olarak yazabilirim. İrrasyonel sayılar kümesi dediğimiz kümeyi de şu rasyoneldi. Rasyonel olmayan manasına gelen üzerine bir çizik atıyorsun. Buna da irrasyonel sayılar diyoruz. Şimdi ben üstteki rasyonel sayıları nasıl tanımlamıştım? Demiştim ki sayı doğrusu üzerinde yerleri net, kesin olan sayılara rasyonel sayılar demiştik. İşte irrasyonel sayılar da o zaman nedir? Başına olumsuzluk örneği almış bak. Gayet basit. Rasyonel olmayan demek. Yani sayı doğrusu üzerinde yerlerin kesin, net olarak belli olmayan sayılar demek. Ki bunun tanımını bu şekilde yazabilirsin. Rasyonel olmayan diye de yazabilirsin. Peki bu nedir yerlerin net olarak gösterilemeyen? Mesela kök dışına çıkamayan sayılar. Köklü sayıları biliyorsun aşinasın. Mesela kök 3 gibi kök dışına çıkamaz. Bu bir irrasyonel sayıdır. Veya kök 2 veya işte kök 13 gibi sayılar. Başka hocam var mı irrasyonel sayılar örnek? Ya da bunların negatifleri de olur mu? Mesela eksi kök 2 de bir irrasyonel sayıdır. Evet, eksi kök 2 de bir irrasyoneldir. İşte eksi kök 15 de irrasyonel bir sayıdır. Peki bu köklü sayılar dışında başka irrasyonel sayılarımız var mı? Var tabii ki. Mesela pi sayısı gibi. Pi sayısını biliyorsun sen. Yaklaşık olarak 3,14'tür. Şu işaretin gösterimi de yaklaşık olarak sevgili gençler. Yaklaşık olarak bu pi 3,14'tür. Ama virgülden sonraki basamak sayısı sonsuz tanedir. Yani nerede duracağı belli değildir. Dolayısıyla nerede duracağı belli olmayan bir sayıda sayı doğrusu üzerinde net olarak yeri vardır diyemeyiz. Veya e sayısı yaklaşık olarak 2,71'dir ki logaritmada da göreceksin bu sayıyı. E sayısı da yaklaşık olarak 2,71'dir ve irrasyoneldir diyebiliriz. Peki hocam, gerçek sayılar kümesi nedir? Gerçek sayıların bir sembolü var. Gerçek sayıların sembolü R'dir. Normal şartlar altında kaynaklarda veya ÖSYM'de bunu senin karşına gerçek sayılar olarak da karşına çıkarırlar. Gerçel sayılar olarak da karşına çıkarırlar. Reel sayılar olarak da karşına çıkarabilirler. Haberin olsun. Bunların hepsi de kullanılır. Peki bu reel sayılar nedir? Aslına bakarsanız karmaşık sayıları saymazsak, bir de karmaşık sayılar var ama TYT'nin konusu değil. Karmaşık sayıları saymazsak tüm sayı kümelerini kapsayan küme diyebiliriz biz reel sayılara. Tüm sayı kümelerini kapsıyorsa bu da ne demektir aslına bakarsanız? Sayı doğrusunun tamamı. Yani sayı doğrusunda hatırlıyorsanız bir sayı doğrusu üzerine gösterebildiğimiz sayılar vardı. Q'lar yani rasyoneller. Hemen yazın buraya. Rasyoneller vardı. Bir de birleşim gösteremediklerimiz. Yani irrasyoneller vardı. Rasyonellerle irrasyonellerin tamamının birleşimine biz ne diyoruz arkadaşlarım? Reel sayılar diyoruz. Peki hocam bunları şöyle bir şematize etsek kafamızı karıştırmadan. Hemen edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir küme çizelim. Biz bu kümenin tamamına reel sayılar diyebiliriz. Daha sonrasında bu kümeyi şöyle ikiye bölecek olursak sağ tarafındaki kümeye irrasyonel sayılar diyelim. Sol tarafta rasyonel sayılardır. Yani sevgili gençler şurada kalan yarım yumurta biçimindeki kısma rasyonel sayılar dedik biz şu kısma. Diğer tarafı da irrasyonel sayılar dedik. Buranın tamamını boyayabiliriz şu şekilde. Diğer kalan kısım rasyonel olmayanlar, bu kümenin dışındakiler irrasyonel sayılardır. Ve bu ikisinin birleşiminin aslında reel sayılar olduğunu az önce söylemiştik. Peki bunların içine bir şeyler çizebilir miyiz? Tabii ki çizeriz. Mesela rasyonel sayıların hemen içinde ne vardır arkadaşlar? Hemen onu söyleyelim. Rasyonel sayıların hemen içinde biraz daha büyük çizelim şu şekilde. Şöyle yapalım. Rasyonel sayıların hemen içinde arkadaşlar tabii ki tam sayılar vardır. Tam sayıların içinde neler vardır diye soracak olursanız da tam sayıların içerisinde arkadaşlar doğal sayılar vardır. Yukarıda bahsetmediğimiz sayı kümesi de arkadaşlarım sayma sayıları. Hemen doğal sayıların yanına da yazabilirsiniz sayma sayıları diye. Şimdi sayma sayıları da aklınızda bulunsun. Sen bir şeyi nasıl sayarsın? Mesela masanın üzerinde kaç tane kalem var dediğim zaman
Haliyle sen gidip şunu yapmazsın işte 0, 1, 2, 3, 4 diye başlamazsın. Birden başlarsın her zaman saymaya. Veya saklambaç oynarken duvara yüzünü yasladın. 0, 1, 2, 3, 4 diye saymazsın. 1, 2, 3, 4, 5 diye başlarsın. Yani birden başlarsın. Dolayısıyla sayma sayıları da aslında birden başlayıp sonsuza kadar gidenler. Çünkü sonsuza kadar bir sayma işlemi gerçekleştirebiliriz. Sayma sayıları kümesine S ile de gösterebiliriz. Ama uluslararası genel gösterimi de şudur. Yani doğal sayıların pozitif olanlarıdır sevgili gençler. Madem öyle doğal sayıların pozitif olanları, ben bu sayma sayılar kümesini nerede göstereceğim? Doğal sayıların içerisinde göstereceğim ve buna da pozitif doğal sayılar diyeceğim. İşte karmaşık sayılar haricindeki bizim sayı kümelerimizin genel şematize edilmiş hali budur sevgili gençler. Bunu da siz yine defterinize çizebilirsiniz benimle beraber. Şimdi dört işlem ve özellikleri hakkında tabii biraz matematiğe adım atıyoruz artık. Örneklere bakacağız. Şu örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Şöyle yaklaştıralım. Eksi 6 ile 14'ü topla ve bunu 3 eksi eksi 5'e böl demiş. Şimdi öncelikle eksi 6 artı 14 demek aslına bakarsanız 14 eksi 6'nın aynısıdır ve 14'ten 6'yı çıkarırsanız 8 kalacaktır. Yani üst taraf 8'miş. Bölü. Alt kısımda ise şuraya dikkat edin. Eksi ile eksinin çarpımı var. Eksi ile eksinin çarpımı arkadaşlar artı yapacaktır. 3 ile 5'in toplamı da yine 8'dir. Ve böylelikle 8'i 8'e bölerseniz de cevabın 1 olması gerektiğini görebilirsiniz. Bir diğer sorumuzda ise 2 çarpı eksi 2'miz var. 2 tane eksi 2 ne yapar arkadaşlar? Eksi 4 yapar. Peki eksi 2 ile eksi 4'ün toplamı nedir burada? Tabii ki eksi 6'dır. Üst tarafa yazdım bunu. Eksi 6 bölü 1 artı eksi 3. Yani birden 3'ü çıkar diyor. Birden 3'ü çıkarırsanız eksi 2 kaldığını da bilirsiniz. Burası da eksi 2. Biliyorsunuz ki bölme işleminde eksi ile eksinin birbirine oranı pozitiftir. 6'nın 2'ye oranı ise 3'tür. Dolayısıyla cevabımıza 3'tür diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. 74 ile AB iki basamaklı sayısının toplamı 132 olduğuna göre A artı B toplamı nedir diye sorulmuş. Tabii siz burada 4 ile neyi toplarsam 2 yapar diye düşünmeyeceksiniz. Sonuç olarak şunu biliyorsunuz. 74 ile AB'nin toplamı eğer 132 ise sen şu 74'ü karşıya atarsan AB iki basamaklı sayısı aslına bakarsan 132'den 74'ün çıkarılmış halidir. Yani ben bu AB'yi nasıl bulacakmışım arkadaşlar? Şöyle şurayı şöyle alalım. AB'yi nasıl bulacakmışız? 132'den 74'ü çıkarınca AB'yi bulacakmışız. Pekala, şimdi daha rahat bir işlem yapabiliriz. Biliyorsun ki 2'den 4 çıkmaz. Hemen yan taraftan onu kalıyorsun. 12'den 4 çıkarsa 8. Burada 2 kalmıştı. 12'den yine 7 çıkarsa da kaç kalır arkadaşlar? 5 kalacaktır. Burada da 1 zaten 0 olmuştu. Demek ki AB iki basamaklı sayımız 58'miş. Bizden A artı B'nin toplamı istenmiş. Ben A'yı burada 5, B'yi de 8 bulmuştum. Bunları da toplam 13 yapar. Cevabımız da budur deriz. Geçtim bir diğer soruma. Bu sefer diyor ki 73'ten AB'yi çıkarınca 48 kalıyor. Acaba A artı B nedir diye sorulmuş. Bakınız 73'ten AB iki basamaklı sayısını çıkarınca 48 kalıyorsa gidersiniz. Eksi AB'yi bu tarafa atınca AB kalır. 48'i bu tarafa gönderirseniz de eksi 48 olur. Yani 73'ten 48'i çıkarmanız gerektiği söyleniyor. O halde 73'ten 48'i çıkardığınız takdirde AB'yi verecekse bize 13'ten 8 çıktı 5. 6'dan 4 çıktı. Biliyorsunuz ki şuradan 10'luk aldığım zaman burası azalıyor. 6'dan 4 çıktı zamanla 2. Demek ki AB 2 basamaklı sayısı 25'miş. Bizden A artı B istenmişti. A artı B isteniyorsa da 2 ile 5'in toplamı A artı B'yi verir bize. Bunun da cevabı 7'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam. Diyor ki burada 4 basamaklı bir sayıyla 135'i çarptığım zaman şurada bir çarpım, burada bir çarpım, burada bir çarpım oluşuyor ve bunların da toplamı X, Y, Z, T, E'ymiş arkadaşlar. Şimdi buna göre X, Y, Z, T, E'nin toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şunu düşünmemiz gerekiyor. Ben 5 ile şuradaki 4 tane rakamın oluşturduğu sayıyı çarptığım zaman şurası oluşuyor. Peki 3702 nasıl oluşuyor? Bu rakamı, şu sayıyı ben 3 ile çarptığım zaman oluşuyor. Peki ben 3 ile acaba neyi çarparsam 3702 yapar? Şimdi bunu araştıralım. Arkadaşlarım, soru işaretini bulabilmek için 3702'yi benim 3'e bölmem şart.
3'e bölersek 3'ün içinde 3 bir defa. 1 kere 3 3. Çıkardım 0. 7'yi aşağıya indirdim. 7'nin içerisinde 3 2 defa. 2 kere 3 6 yapar. Çıkardım 1. 0 aşağı indirdim. 10'un içerisinde 3 3 defa. 3 kere 3 9. Çıkardım 1. 2'yi aşağı indirdim. 12'nin içerisinde 3 4 defa. Demek ki sevgili gençler, burası 1234'müş. Bak güzel sıralı geldi 1 2 3 4 diye. Şimdi diyor ki X, Y, Z, T, E'nin rakamları toplamı sorulmuştu ya. E ben 1234 ile 135'i bu sefer gerçekten çarparsam işte X, Y, Z, T, E'yi buluruz diyeceğiz. O halde şunları sileyim. Ve gelin sevgili gençler, şurada şöyle bir işlem yapalım. 1, 2, 3, 4'ü yazdım. 5 kere 4, 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 3 kere 5, 15. 2 de elde vardı. 17 elde var 1. 5 kere 2, 10. 1 de elde vardı. 11. 1 kere 5, 5. 1 de elde var 6. 6170'miş burası. Şimdi 1 ile çarpacağım. 1 ile çarptığım zaman da 1234 buraya gelir zaten. Şimdi toplayacağız. Bakın 0 aşağı indi. E0'mış. 7 ile 2'nin toplamı 9'dur. T9'muş. 4 0 1 daha 5'tir. Z5'miş. 3 7 daha 10. 6 daha 16. 16'nın 6'sı elde var 1. Daha sonrasında sevgili gençler, bir bakalım yanlış bir şeyimiz var mı? 0 9 dedik. Şöyle. Şunu yazdık 5, şurayı yazdık 6, 3 2 daha sevgili gençler 5 yapar, şurası 5 ve şunu da aşağı indireceğiz. Şuradan bir eldemiz vardı, burası 6 olacak, kusura bakmayın. Ve 1 de aşağı indi. Şuraya sorumuz hatalı olmuş, şuraya bir de A yazın arkadaşlar. A artı X artı Y artı Z artı T artı E olsun. A buymuş, X, Y, Z, T, E, kusura bakmayın sorunun yanlışlığı için. Burada bir de A oluşuyor çünkü. Bunların toplamı da nedir arkadaşlar? 1, 6 daha, 6 daha 13, 5 daha 18, 9 daha 27. Demek ki cevabımız da 27 olacakmış diyebiliriz. Şuradaki hatadan dolayı kusura bakmayın. Soruda şuraya bir tane de A eklemenizi rica ediyorum. Devam edelim. ML 2 basamaklı sayısıyla ML 2 basamaklı sayısının çarpımı SML olduğuna göre S artı M artı L nedir diye sorulmuş sevgili gençler bize. Şimdi ML ile ML'nin çarpımının SML olduğunu söylemiş bize. Peki ben burada arkadaşlarım şu ikisi ve şu ikisi, yani iki aynı sayı birbiriyle çarpıldığı zaman şuradaki sayıyı verebilecek şekilde nasıl bir sayı bulabilirim diye düşünmemiz gerekiyor. Burada arkadaşlar ML ile ML'nin çarpımının SML olduğunu da tabii ki söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar buna uygun biçimde, yani şu son iki basamak, yani iki basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayının çarpımı üç basamaklı bir sayı verip de son iki basamağı yine buradaki iki basamaklı sayıyla aynı olacaksa eğer, bunu iki basamaklı sayıların karelerini biraz düşünmemiz gerekiyor. Burada 25 ile 25'in çarpımının 625 olması gerektiğini mutlaka ama mutlaka unutmayın. Yani bu diğer soruları çözerken de aklınızda bulunması gereken bir detay aslına bakarsanız. Bakın 25 ML'ye tekabül ediyorsa, bakın 25 yine ML'ye tekabül etti. Demek ki burada S sayımız da neymiş? S rakamımız 6'ymış. Yani sevgili gençler, o halde ne diyeceğiz? S artı M artı L sorulmuştu. Burada S 6 geldi, M 2 geldi, L de 5 geldi. Bunların da toplamı ne yapar? 13 yapar. Cevabımız da 13'tür diyebiliriz. Evet. Devam ediyorum. Bir diğer sayfamdayım. 17. sayfa. İşlem önceliği. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki matematikte bazı işlemler var ve bu işlemleri de öncelikli sıralara sahip biçimde yapmamız gerekiyor. Nedir işlem önceliği? Önce hangi işlemleri yapmamız lazım? Varsa eğer önce parantez işlerini yapıyorsunuz. Siz de benimle beraber yazın arkadaşlar. Varsa önce parantez işlerini hallediyorsunuz. Tabii parantezlerde de parantez işleri yazalım. Tabii parantezlerde arkadaşlar bunu da yazın. İçteki parantezden başlıyorsunuz. Dışarı doğru hallediyorsunuz işlerinizi. Hani önce dışarıdaki parantezin içindeki işlemi yaparsanız yüksek ihtimalle yanlış sonuç bulacaksınız. Önce parantez işlerini. Daha sonrasında sevgili gençler yine varsa çarpma ve bölme işlemlerini yapıyorsunuz. Çarpma ve bölme işlemleri. Ve daha sonrasında sevgili gençler toplama ve çıkarma işlemlerini yapıyorsunuz. Toplama ve çıkarma işlemlerini yapıyorsunuz. Ve işleminiz bitiyor.
Dördüncü madde ne hocam? Dördüncü madde de şu sevgili gençler. Tüm bu işlemlerin yani şu özellikle son ikisini soldan sağa doğru yani çok işlemli çok işlemli sorularda önce soldaki işlemi yapıyorsunuz. Önce soldaki işlem. Yani başta hangi işlem varsa onu yapıyorsunuz. Anlaştık. Yani önce solda çarpma varsa çarpmayı yapıyorsun. Daha sonrasında bölme varsa bölmeyi yapıyorsun. Yani bunların birbirlerine herhangi bir üstünlüğü yok. Bakalım örneklerimize. Şimdi bu örneğe baktığımız zaman burada bir çarpma görüyoruz. Parantez yok. Burada bir bölme görüyoruz. Burada çıkarma ve toplama var. Tabii ki önce çarpmaları yapacaksınız. Mesela 5 kere 5 burada kaç yapar? 25. 5'i de 5'e bölerseniz arkadaşlar 1 gelir. Şimdi aradaki işlemleri yazalım. 5 artı vardı şurada. Eksi vardı. Şurada da eksi vardı. 4 vardı. Şimdi 5 ile 25'i topluyorsunuz. 30. Eksi 1, eksi 4. 30'dan 1 çıkarıyorsunuz. 29. 29'dan da 4'ü çıkarırsanız cevabın 25 olması gerektiğini görebilirsiniz. Devam. Parantez işleri demiştik. 2 kere 4 kaç yapar? 8. 128'i eğer biz gidip 8'e bölersek sevgili gençler kaç kalır? Tabii ki 16 kalır. Cevabımız da 16 olur diyebiliriz. Burada ise 128 bölü 2 çarpı 4. Bakın aynı işlem parantezin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Az önce şurada bir parantezimiz vardı ve cevap 16 çıkmıştı. Şimdi bakalım 128'i 2'ye böl demiş. 128'i 2'ye bölerseniz 64 gelir. Daha sonrasında da önce sol tarafta bölme işlemi olduğu için bunu yaptım. Daha sonrasında 4 ile çarpacaksınız. Bu da ne yapar? 256 yapar. Bakın neredeyse aynı işlem. Tek fark aralarındaki şu parantez yok sevgili gençler. Şuradaki parantez yok. Parantez olmadığı zaman cevabımız 256 çıktı. Parantez olduğu zaman cevabımız 16 çıktı diyebiliriz. Şimdi birden fazla parantez var. Şimdi ne yapacağız? Bakın önce 5'ten 6'yı çıkaracaksınız. Eksi 1 en içteki parantezden başladım. Daha sonrasında eksi 4'ü eksi 1'e böldünüz. Ne gelir? 4. Yani ne gelir? Nasıl 4 gelir? Artı 4. 3 artı 4 oldu parantez içerisinde. Dışarıda bir 2'miz var. Eksi bir de burada neyimiz var? 1. Yine önce parantez içi dedik. 3 ile 4'ün toplamı 7. Eksi 2 ile 7'yi toplarsanız artı 14 yapar. 1 artı 14 de ne gelir sevgili gençler? Tabii ki 15 gelir. Bu sorumuzun da cevabı 15'miş dedik. Şimdi tek çift sayılar muhabbetine bir dalış yapalım sizle beraber. Arkadaşlar çift sayılar son basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan tam sayılara biz çift sayı diyoruz. Son basamağı senle beraber, benle beraber buraya yazabilirsin. Son basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olacak. Peki buradaki notumuz ne? Arkadaşlar çift sayılar genel olarak formülüze edildiği zaman ne bir tam sayı olmak üzere 2 çarpı n ile gösterilirler. Şimdi n burada tam sayıysa sen bu tam sayıyı gidip herhangi bir tam sayı 2 ile çarptığın zaman bu sayıyı artık sen gönül rahatlığıyla çifttir diyebiliyorsun. Anlaştık. Peki tek sayılar. Son basamağı 1, 3, 5, 7, 9 olan sayılara tek sayılar diyoruz. Sen de yine burayı yaz benimle beraber. Böyle sayılara tek sayı diyoruz ve not olarak da yine n bir tam sayı olmak üzere 2n bu neydi? Çiftti. Eğer çiftten 1 çıkarırsan ne olur? Tek sayı olur. İşte sevgili gençler tek sayıların genel gösterimi de budur diyeceğiz. Buna da tek diyelim. Formüllerde de genelde 2n-1 kullanıldığı için ben 2n-1 yazdım. Yoksa sen bu tek sayıyı 2n artı 1 ile de 8m artı 3 ile de gösterebilirsin. Bu da tek sayıdır, bu da tek sayıdır. Ama formüllerde genelde gösterim olarak 2n-1'i kullandığımız için ben de sana 2n-1 olarak gösterdim. Tek sayıyı aklına bulunsun. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Tek sayıları T ile çift sayıları da Ç ile eğer kodlayacak olursak arkadaşlar tek ve tekin toplamı veya tek ve tekin farkı mutlaka ama mutlaka çift sayıdır. Çift ve tekin toplamı veya çift ve tekin farkı mutlaka tek sayıdır. Çift ve çiftin toplamı veya çift ve çiftin farkı mutlaka ama mutlaka çift sayıdır diyoruz. Aklında şöyle kodlayabilirsin. Çok önermem ama yine de hani
Hocam ben bunları ezberlemektense bir şekilde kodlayamam mı falan diye soruyorsan, bak ikisi de aynıysa toplama veya çıkarmada sonuç mutlaka çift. Bak ikisi de aynı, sonuç mutlaka çift. İkisi birbirinden farklıysa sonuç tek oluyor diyebiliriz. Peki hocam çarpma işleminde nasıl olacak? Tek de tekin çarpımı mutlaka teksayıdır. Tek de çiftin çarpımı çift. Çift de çiftin çarpımı da mutlaka çifttir. Bunu nasıl kodlayacaksın? Çarpma işlemlerinde işin içinde bir tane çift tam sayı varsa sonuç mutlaka çifttir diyorsun. Tek olması için ikisinin de iki çarpanın da tek olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakın bölme işlemi için böyle bir kural yok. Yani gidip hocam teki teke böldüm sonuç çift mi gelir acaba sonuç tek mi gelir diye bir şeyden bahsedemezsin. İşte çifti teke böldüm acaba sonuç tek mi çift mi diye bir şeyden bahsedemezsin. Ve şunu da sakın unutma. Şunu da sakın unutma. Bu teklik çiftlik muhabbeti sadece ama sadece tam sayılarda aranır arkadaşlar. Yani şunu sakın ama sakın yapmayın. Bazen böyle meslek lisesi falan grupların dersine girdiğim zamanlarda, yani bundan bir 6-7 sene önce falan, ben arkadaşlarıma diyordum ki çocuklara, sırf tongaya düşürmek için, 0,5 peki tek mi çift mi diyordum. Tabii şu tanımları gördükten sonra adam diyor ki hocam bu tek sayı. Şimdi bakın 0,5 0,50'nin ta kendisidir. Yani birbirine eşittir. 0,5'e tek diyen arkadaşım 3 saniye sonra 0,50'ye de çift diyebiliyor. Ama bunların ikisi de birbirine eşit. Peki bu sayı hem tek hem çift mi? Böyle bir şey olamaz tabii ki. Şimdi demek ki arkadaşlar ben tekliği veya çiftliği sadece ama sadece tam sayılarda arıyorum. Tam sayı değilse ben ona tektir, çifttir diye bir yafta yapıştıramam. Anlaştık? Devam. Ne pozitif tam sayı olmak üzere, ne pozitif bir tam sayı, yani sayma sayısı diyebiliriz, değil mi? Tekin pozitif tam sayı kuvveti mutlaka tektir. Çiftin pozitif tam sayı kuvveti de mutlaka ama mutlaka çifttir. Yani tekin kuvvetleri tek, çiftin kuvvetleri çift. Özel olarak çiftin sıfırıncı kuvveti de tekin sıfırıncı kuvveti de birdir. Yani herhangi bir tam sayının sıfırıncı kuvveti birdir. Ne haricinde? Sıfır üzeri sıfır. Sıfırın sıfırıncı kuvvetini arkadaşlar biz belirsizdir diyoruz. Mat 1'de bununla alakalı bir işlemimiz olacak mı? Olmayacak ama bazı yerlerde bazı sayılar bulacağız ve bu sayı bizi sıfır üzeri sıfıra götürecek. Biz onu tam sayı falan olarak kabul etmeyeceğiz. Ne bir olarak ne de sıfır olarak kabul edeceğiz. Bunu da sakın unutmayın. A tam sayı olduğuna göre demiş ki A artı 1, A kare eksi 1, A kare artı 2A, 2A eksi 3, A kare artı 2A artı 1. Yukarıdaki sayıların tek mi çift mi olduklarını belirtiniz demiş sevgili gençler bize. Şimdi öncelikle A sadece ama sadece tam sayı olarak verilmiş bize. Ben bir tam sayıya 1 eklersem tek de olabilir, çift de olabilir. Dolayısıyla tek mi çift mi olduklarını belirtiniz demişti. Bu hem tek olabilir hem de çift olabilir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu bir. İkincisi a kare eksi 1. Arkadaşlar a bir tam sayıyken a kare tek veya çift olabilir. 1 çıkardığınız takdirde de yine hem tek hem de çift bir sonuç elde edebilirsiniz. Peki şuna baktığımız zaman bakın ben bunları a parantezine alabilirim. A parantezinde a artı 2. Şimdi sevgili arkadaşlarım eğer ki a tekse bu da tektir. A çiftse bu da çifttir. Tek çarpı tek tek yapar. Çift çarpı çift çift yapar. Yani bu da hem tek hem de çift olabilir. Geçtim dördüncüye. A bir tam sayıydı. 2 ile çarparsam bakınız hemen şöyle aşağıya doğru indik. N bir tam sayıyken 2N çiftse A bir tam sayıyken 2A da çifttir. Demek ki arkadaşlar burası %100 biçimde çifttir. Çift sayıdan ben eğer tek sayıyı çıkarırsam sonuç mutlaka ama mutlaka tek sayı olacaktır. Demek ki sadece buna bakın. Tek diyebildik şimdiye kadar. Peki 5.'ye bakalım. A kare artı 2A artı 1. Şimdi arkadaşlar bu özdeşikler kısmında da göreceğiz bunları. A artı 1'in karesine eşittir. A artı 1'in karesinin açılımı A kare artı 2 artı 1'dir. Ve A bir tam sayıyken A artı 1 tek de olabilir. Çift de olabilir. Tekin karesi tektir. Çiftin karesi çifttir. Dolayısıyla bu da hem tektir, hem tek olabilir, hem çift olabilir.
Yani hem tek hem çift olabilir derken ikisi beraber olamaz. Yani tek de olabilir, çift de olabilir manasında biz buradaki cümleleri kurduk. Haberiniz olsun. Anlaştık. Onu da mutlaka not olarak ekle, yoksa yanlış anlaşılabilir burada yazdığım şey. Hem tek hem çift. Yanlış anlaşılmasın. Bir sayı hem tek hem çift olamaz. X bir çift sayı olduğuna göre 3x artı 2, x küp artı 2, 5x küp, x kare artı 3, x 4, x artı 3 sayılarının tek mi yoksa çift mi olduklarını belirtiniz demiş. Şimdi ben x'in çift olduğunu bu sefer biliyorum. Bana x çifttir demiş abi. Çift bir sayıyı 3 ile çarparsam çift olur. Çiftin üzerine 2 eklersem, yani çift eklersem, yine çift bir sayıya ulaşırım. Bu bir. Çiftin üçüncü kuvveti çifttir. Çift sayıya 2 eklersem yine çifttir deriz. Çiftin küpü çifttir. 5 kere çift yine çifttir sevgili gençler. Devam. Arkadaşlarım, çiftin karesi çifttir. Çifti ben 3 ile çarparsam yine çift gelir. Çift ile çiftin toplamı yine çift yapar diyebiliriz. Çift bir sayıyı çift ile çarparsam sonuç çift olur. Çiftin üzerine 3 eklersem, yani tek sayı eklersem, sonuç tek sayı olacaktır diyebiliriz. Yani neymiş? İlk dördü sevgili gençler çift, sadece ama sadece sonuncusu tekmiş dedik sevgili gençler. Devam ediyorum diğer örneğimle. Ardışık 3 çift sayıdan küçüğünün 2 katı, büyüğünden 16 fazladır. Şimdi ardışık 3 tane çift sayı yazmak istiyorum ben. En küçüğüne a dedim. Bir sonrakine a artı 2, bir sonrakine de a artı 4 diyeceğim. Neden? Çünkü ardışık diyor ya ve çift diyor. Çiftlerin arasında çifter çifter say dediğim zaman nasıl sayarsın? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 diye sayarsın değil mi? Bak dikkat et, aralarında ikişer fark var. Aynı şey tekler için de geçerli. 1, 3, 5, 7, 9. Madem öyle, ben en küçük çiftimize burada bu soru için a diyorsam, diğeri ortancası 2 fazlası, en büyüğü onun 2 fazlası olur. Şimdi diyor ki bana küçüğünün 2 katı, yani şunun 2 katı 2a yapar. Büyüğünden 16 fazladır. Şimdi yanlış yazmışız. Şurada büyüğünden olacak. Ü yok. Şunun 16 fazlasıymış. Yani a artı 4'e 16 ekleyince bu buna eşit oluyormuş. Madem öyle, denklem çözeceğiz. 2a eşittir. A artı 4 ile 16'yı toplarsanız 20 yapar. Şu a'yı bu tarafa atarsanız 2a eksi a gelir arkadaşlar. Bu da neymiş? 20'ymiş. Yani a eşittir. Ne olmuş oldu böylelikle? 20 olmuş oldu. Ortanca sayı soruluyor. Şimdi a'yı ben 20 bulduysam bu 22'dir. Bu da 24'tür diyebilirim. Madem öyle, ortanca sayımız kaçmış? 22'ymiş sevgili gençler. Devam. Bir diğer sorumuz. X ve Y ardışık doğal sayılar. X ile Y'nin ardışık olduğunu biliyoruz. X kere Y artı 1 A'ya eşit olduğuna göre hangisi kesinlikle tek sayıdır diye sorulmuş. Şimdi ardışık iki sayı düşündüğünüz zaman aklınızdan istediğini yazın. Mesela 5 ve 6, 8 ve 9, 10 ve 11, 123 ve 124. Bunlardan bir tanesi mutlaka çifttir. Bakınız. Mutlaka ardışık iki tane sayı söylediğiniz zaman, tam sayı söylediğiniz zaman, bunlardan bir tanesi mutlaka çift olur. X de Y ardışıksa ve bunlar çarpılıyorsa tek kere çifttir veya çift kere tektir ve mutlaka bunun sonucu çifttir. Çiftin üzerine eğer bir eklediyseniz mutlaka sonuç ne olacaktır? Tek olacaktır. Yani ben burada soru bize şunu söylememiş. Şöyle başlayabilirdi. A tek bir tam sayı ise diye başlayabilirdi. Ama başlamamış. Bunun yerine bize bunu bu şekilde buldurmak istemiş. A'nın tek olduğunu bulduktan sonra hangisi tek sayıdır diye sormuş bize. Şimdi A tekti arkadaşlar. Eğer ki x tek olursa, tekin üzerine 1 eklediğim zaman burası çift olur. Tek kere çift de sonuç çift olur. Hangisi kesinlikle tektir demişti. Bu gitti. Burada x çift olursa eğer, şuraya bakmamıza gerek yoktur. Çifte neyi çarparsak çarpalım çift olacaktır. Bu da gitti. Eğer burada y çift olursa, ki olabilir, çiftle ben burada neyi çarparsam çarpayım arkadaşlar, sonuç yine çift olur. Bakın a sayısı tekti. X ile y'den de bir tanesi tek, bir tanesi çifti, ya da bu şekilde. Peki ikisinin de toplamı, yani tekle çiftin veya çiftle tekin toplamı her zaman ne yapar? Tek sayı yapar. Tekle tekin çarpımı da bize hangi sonucu verir? Tabii ki teki. Hocam cevap o zaman, evet, cevap o zaman denizli arkadaşlar.
E seçeneği de şununla aynı sebepten dolayı, yani Y eğer çift olursa sonuç yine neyle çarpılırsa çarpılsın çift olacağından cevabımız burada neymiş? Denizli seçeneğiymiş diyeceğiz. Evet, umarım güzel gidiyordur ders. Sen de bir şeyler anlıyorsundur diye umuyorum. Anlıyorsundur. Örnek. ABC doğal sayılar. A kere B artı 3 bölü 2 de C olduğuna göre hangisi kesinlikle doğrudur diye sormuş. Öncelikle benim şu kısmı birazcık düzenlemem lazım. Nasıl düzenleyeceğim? Şöyle şu 2'yi C'nin yanına bir fırlatalım. Bakın gördüğünüz üzere 2 burada bölüm durumunda. Bölen sayı karşıya geçerse bir çarpan olur. Yani A kere B'nin üzerine 3 eklediğimiz zaman 2C'yi verir bize. Peki C'nin ben doğal sayı olduğunu biliyorum. Ben bir doğal sayıyı 2 ile çarparsam eğer tabii ki sonucumuz çift sayı olacaktır. Peki şuradaki 3'ün ben tek sayı olduğunu da biliyorum aynı zamanda. Burası tek. Peki ben tekin üzerine ne eklersem sonuç çift olur. Hocam tabii ki tek sayı. Yani A çarpı B'nin ben tek sayı olması gerektiğini öğrendim. Peki iki sayının çarpımı tekse bu sayılar ayrı ayrı tek sayılardır diyebilirim sevgili gençler. Demek ki A ile B'nin ikisinin de tek olduğunu biliyoruz. Peki C hakkında bir yorum yapabilir miyiz sence? Arkadaşlarım C hakkında bu soru için herhangi bir yorum yapamayız. Neden diyeceksin? Çünkü C sayısı tek de olsa 2 ile çarpılınca çift olacak. C sayısı eğer ki çift de olsa 2 ile çarpıldığı zaman zaten çift olacak. Dolayısıyla C hakkında yorum yapamayız. Şimdi geçelim şıklarımıza. Bakın C çifttir demiş. Bir kere yorum yapılamaz dediğimiz için sildik. Başka bir şıkta da C görmüyorum ben. Tekle tek bulmuştuk. Tekle tekin toplamı çifttir, tek değildir. Demek ki bu da yanlış. A ve B çifttir demiş. Bu da yanlış. A ve B tektir demiş. İşte doğru olan bu. A ve B'den sadece biri tektir demiş. Ben ikisinin de tek olması gerektiğini söylemiştim. Cevabımız ne olacakmış? Ceyhan seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruma. X, Y ve Z. Tam sayı. 2x artı 1 de YZ'ye eşit olduğuna göre. Bakın. X bir tam sayı değil mi? Evet. Ben bu tam sayıyı 2 ile çarparsam ne olur burası? Hocam çift olur. Bunu öğrendik. Bu çiftliğin gösterimiydi. Peki çiftin üzerine 1 eklersem ne olur? Tabii ki sonuç tek olur. Ve eğer buranın sonucu tekse sevgili gençler. Y ile Z'nin çarpımı tekse Y de tektir, Z de tektir. Peki X hakkında yorum yapabilir miyiz? Hayır, X hakkında yorum yapamayız. E madem öyle şunu silerim ben. Değil mi? Güzel. Şimdi başka X hakkında bir yorumumuz yoktu zaten. Şimdi diğer sorularımıza, diğer şıklarımıza bakalım. Y ve Z çifttir demiş. Hayır, Y ile Z tekti. Demek ki bu da gitti. Y ve Z tek sayılardır. Cevap Bursa. Y ile Z'nin toplamı yani tekle tekin toplamı çift olur ama tek sayı demiş. Bu da gitti. Y ve Z'den biri tek bir diğeri çifttir demiş. Bu da gitti. Arkadaşlarım üstteki soruyu zaten çözebildiyseniz alttaki soruyu da %100 ihtimalle çözebilmeniz gerekiyordu. İnşallah bu teklik çiftlikle alakalı yol gösterici sorulardır senin için. Bence güzeldi. Geçtim 19. sayfama. Şimdi arkadaşlar 19. sayfada yeni bir konuya başlayacağız. En küçük ve en büyük değeri. En küçük ve en büyük değer konu anlatımını bir diğer videomuzda yapacağız. Diğer videoda görüşünceye dek seni seviyorum. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.